Şimdi de Balıkesir'de bulunan Salihli Ziraat Odası'na konuk olduk. Ve yanımızda da Cem Bey var. Cem Bey, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Cem Yalvaç. Hem Salih'de kayısı, zeytin ve bağcılık. Aynı zamanda da iş adamı kimliğiyle Salih'de yaşıyorum. 2019 4 Şubat'ta yapılan Salihli Ziraat Odası seçimlerinde başkan olduk. O zamandan bu zamana kadar 3 yıl doldurduk, 4. yıla girdik. Çiftçimiz için, üreten için çalışıyoruz, koşuyoruz. Salihli bölgesindeki tarım ve hayvancılığı nasıl değerlendirirsiniz? Burasının, Salihli'nin en büyük, önemli çiftçilik üretim açısından değeri Sultane Kuruzum'dur. 118 bin dekar çiftçi kayıt sistemi, yani ÇKS'ye kayıtlı olan Sultane Kuruzum var burada. Üzümümüzün 85-90 civarı yurt dışına, en az 15-20 ülkeye ilaç alıyor. Gerisi iç tüketim. Türkiye çapında tüketiliyor. Yeri gelmişken bu konu açılma aşkına şunu söyleyeyim. Biz Türk halkı olarak kuru üzüm yemiyoruz. Bizim aslında ziraat odalarının, il içi tarımlarının, Tarım Bakanlığı'nın ve birçok sivil toplum kurumunun bence çok ivedi, çok acilen Türk halkına kuru üzümün ne olduğu, kuru üzümün faydalarını, kuru üzümün insandaki etkisini anlatıp öğrencilerimize, atıyorum kamu kurumlarında olan memurlarımıza, örnek veren bir hastane personeline gibi dağıtarak kuru üzümün önemini anlatmamız gerekiyor. Hem talep arz açısından hem fiyat açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Salih'de bizim burada Salih'li 900 adı altında tescilli kirazımız var. Bu da birçok ülkeye, işte uzak doğudan tutun da Avrupa ülkelerine kadar ihraç edilen çok önemli aroması, tadı, rengi güzel olan bir ürünümüz vardır. Diğer ürünlerimize gelirsek, zeytincilik, pamukçuluk, kışlık sebzeler, yaz sebzeler, salçalık domates, kapya biber, kornişon turşu, turşuluk salatalık, yani aklınıza ne geliyorsa bu ovamızda, sahil ovamızda, 600 bin dekarlık ovamızda geliştirilir ve ben hem kendi çiftçi olarak, hem sahil çiftçi olarak, hem Türk çiftçi olarak şunu söyleyeyim, biz hiçbir zaman üretmekten geri kalmıyoruz, üretiyoruz. Çiftçilerin yaşamış olduğu sıkıntılar nelerdir? Çiftçimizin en büyük sorunu girdi maliyetlere. Bizim bağda, zeytinde veya herhangi başka üründe, domateste, biberde, patlıcanda, lahanada hiç fark etmez. Kullanmış olduğumuz işte gübremiz, ot ilacımız, bordo bulamacımız gibi birçok girdi maliyetleri maalesef geçen seneyle bu zaman arasında %300-350 arttı. Mazot, örnek vereyim. Geçen sene ben Mart ayında, Nisan ayında artık traktörlerimizin tarlaya girip de 5-6 ay boyunca, 7 ay boyunca hiç çıkmadan çalışan dönemde 370-380 lira doldurmuş olduğum depoyu şu an 1200-1300 dolduruyorum. %300 zam geldi. Almış olduğum gübre 150 liraydı, şu an 750 lira oldu. Yani en büyük sorun bir kere burada bu. Yani ben her platformda, her yerde hep şunu söylüyorum. Biz en kısa zamanda acilen tarıma destekleme ile ilgili konuda plan yapılmasını ve mazota gübresinin atılmasını istiyoruz. Güncel piyasa durumu hakkında bilgi verir misiniz? Şimdi geçen sene 11 Mart'ta 140 lira. DAP. En çok kullandığımız gübre. Bakıyorsun bir yıl sonra 130 lira, bir yıl sonra. Bu zamana bir ay geçmiş 130 lira. Şu an 750 lira. Bakın hesabını yapın. 330-350 lira varan bir artış var. Üre 113, 530, 700 lira. Şu an 720 lira. Ot ilacı. Geçen sene litresi 35 lira. 150, 160, şu an 180 lira. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Önemli olan burada şu var. Dünya bir Covid-19 yaşadı. En önemli mesleğin tıpçılarımız, doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız oldu. Akabinde ona eş değer de en değerli mesleğinde çiftçilik olduğunu gösterdi. Biz
Covid-19'da yatmadık. Gece, gündüz, yağmur, çamur, soğuk, yaz, kış demedik. Ev hiç kapanmadık. Ürettik. Herkes raflarda, sebze meyve hallerinde, manavlarda her istediğini buldu. O yüzden artık ahde vefa zaman diyorum. Bize ayrılan desteğin çok daha fazla arttırılmasını istiyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.